başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kanaylı. Komiseri bacanım, karakolu açalım, romana da zaptra kolay mı? Ayrola baba, ne oluyor? Bu benim imaj maker'ım. Hatırla, pastaneye ilk girdiğimizde pembe gacısı gözlerini saçlarımdan ayıramamıştı. Bundan sonra böyle. Abi. Oğlum, nedir bu halin? Bir şey yemezsin. Ne oldu sana? Ama o sultan gacısıyla küstür ya, o da böyledir be abi. Hep o aylık karısı yüzünden. Ne vardı Ferhat abimi öpecek? E sultan da kıskandı tabii. Ben de seni böyle görsem, vallahi kıskanırım. Tövbe tövbe. Kıskanır da boşuna kıskanır. Bilmez mi beni? Ben onu aldatır mıyım hiç be? Başlayacağım sizin küslüğünüze. Bir lokma yemek yedirmediniz, bir tıraş ettirmediniz be. Gel bakayım sen benden. Baba, nereye? Barıştıracağım sizi. Asla babam. Yaşa be abi be. Allah be, bunu yapsa yapsa abi. Allah, bütün yumurtalar bana kaldı. Oh! Pembe, derim ki bana karı bulacağın yoktu. Acaba ben de evlenmek için ikinci bahar yarışmasına mı katılsam? İkinci bahar değildi, 8. 9. bahar yarışmasına takılırsın baba. Gücün ancak senin ona yeter be. Ne olur bunlara be? Pembe, bu iş burada biter. Sultan'la bunu barıştıracağım. Bunlar küser, arada olan bana olur be. Bir lokma bir şey yiyemedim be. Ölürüm de barışma Ferhat'la ana. Aferin kız. İlk defa ağzından doğru bir laf çıkar ha. Hem ne barışacaksın lan bu? Çulsuz çupar lan. Sultan, vallahi yanlış anladın beni be. Ya bir izah etmeme izin versen. Ana, söyle ona. Ben kimseyi yanlış anlamadım. Ne zaman arkamı dönsem bir karıyla figürdeşir be. Aferin kız, söyle söyle. Of. Ya Sultan, çok ayıp ediyorsun be. Söyle ona ana. Babasıyla beraber gazete ilanından zengin kararlarken basmadık mı bunları be? Babasının oğlu işte. Ben de bunun babasını buhçacı Gülsüm'ün koynunda yakalamıştım, inanma. Asıl ben seni kendi koynumda yakalamadım mı be? Haysiyetsiz gacı. Hadi ulan. Sultan, gerçekten yüreğiyle seven adam aldatmaz. Bana bak. Babası da zamanında aynı bu lafı etmişti, ben de inandım ha. Sonra da buhçacı Gülsüm'ün koynunda bunu buldum çıkardım, inanma. Bu pembe gacısı da yangına hep görükle gider. Uğursuz gacı. Kız oynak balina. O lafı sen bana mı dedin lan? E sana dedim lan. Ayrıyetten de yanında promosyon olarak şunu dedim. Cazgır karı, utanmaz arlanmaz kokona be. Oo. Allah tutmayın lan beni. Seni tutma lan beni. Sen karışma. Komiserim. Ya komiserim vallahi benim düşündüm. Vallahi bak komiserim. Susun. Susun. Asıl ben sizden şikayetçiyim be. Yediniz bitirdiniz ömrümü. Sinir hastası ettiniz beni be. Gene heyleri üstünde bunun. Hı hı. Ya komiserim, her şeyi bu cazgır pembe gacısının başının altında çıkar be.
Yani bir bırakmaz bizi, bir barış görüş olalım be. Ulan uydurma sana oynak balina. Ne yalan söylersin ulan? Ben mi yalan söylerim? Komiserim, çok affedersiniz. Siz de şöyle sağlam bir levye bulunur mu? Ne yapacaksın be levyeyi? Bu pembe gacısının kafasının ortasına vurur. Yeter! Susun! Ayrılın be! Ayrılın! Yani ayrılır mısınız canlarım? Söyleyin bakayım, bu defa niye kavga ettiniz? Anlatayım komiserim. Babam benle sultanı barıştırmak istedi. Aramız açık da biraz. Niye? Niye olacak komiserim? Yunus'un oğlu da aynı Yunus gibidir. Kız arkasını dönmeye kalkar, hemen aldatır orada. İftira atarlar benim canım abi be. Anan doğru söyler komiserim. Hiçbirine güvenilmez bunlar. Ay kurban olasın sen benim güzel yeğenime be. Sopa yutmuş. Hadi oradan sıska kız konusu hadi. Yeter be, yeter, yeter. Delirttiniz beni be. Salih. At bunların hepsini dışarı. Hadi. Komiserim, komiserim, komiserim bir dakika af buyurun. Levi yok. Biliyorum da. Kızılcık sopası falan da yok mudur acaba? Sen ne kadar saçma bir adamsın ya. Nasıl sığdırıyorsun bir güne bu kadar saçmalığı? Ben çok erken uyanırım komiserim. Oroz benden sonra kalkar. O kadar erken uyanırım. Hangi Oroz? Oroz'u tanımaz mısınız? Oturabilir miyim? Otur. Oroz vardır. Ü şeklinde öten bir hayvan. Ötüyor mu horoz? Öter komiserim. Ü şeklinde öter. Her kümeste bir tane vardır. Kırmızı ibikleri vardır. Kuyrukları rengarenk olur. O hayvanlardır. Yumurta vermezler. Yumurta verenlerine tavuk denir. Horoz neden senden daha geç kalkıyor? Ben ona taktım. Ben de onu merak ediyorum. Acaba ben erken kalktığım için mi o geç kalkıyor, onu anlayamıyorum. Beni delirtme lan! Beni delirtme! İş bitti buraya kadar. Bakın hepinizin önünde söylerim. Beni öldürseler bir daha o pembe gacısıyla işe mişe çıkmam. Bir daha o Yunuslarla işe çıkmak mı, tüybeler olsun baba. Çopara ruh, darbukaya can veren Allah'ım, yazdıysan buz. Büyük konuşma Yunus. Sipali'yi görünce unutursun bu lafları. Ne ben? Ben yapar mıyım öyle bir şey be? Sen beni tanıyamam mısın bari? Hayatta yapmam öyle bir şey. Beyler. Size var ya, süper bir iş buldum. Ne? İş mi? Meyhanenin biriyle anlaştım. Daimi iş. Her gece çıkacaksınız. Parayı haftalık alacaksınız şıpşak. Süper. Hemen çalışırım. Yalan demiyorsun değil mi ulan? Yalanım varsa bir daha Sibelcan konseri organize etmek nasip olmasın ya. Yalnız pembe de olacak işin içinde Yunus baba. Problem olmaz değil mi? Ne problem olacak be aşk olsun. Pembe olmadan çalışmam ben zaten. Ulan Yunus. Hani beni öldürseler bile bir daha o pembe gacısıyla işe çıkmam diyordun. İyi de beni öldürmezler ki. Üstelik para verirler. İşe çıkmazsam enayi. Ekmek parası. Kızım sen hep Yunuslarla çalmam dersin ama. Babası maması yok baba. Son. Bak kafama silah dayasalar yine çalmam o Yunuslarla artık. Telefon. Pembe Hanım'ın malikanesidir. Arıza sen misin lan? İş mi vardır dedin? Yunuslarla mı çalacağım? Abi ne problem? Ben aslında çok severim Yunusları. Zaten şimdi babamlara Yunus'u ne kadar çok sevdiğimi anlatırdım. Gelin gelin. Gel gel çabuk çabuk. Buyursun Kemal abi, buyur. Sana orkestrada çalacak olan sanatkar arkadaşları getirdim Şipşak. Oo, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Abi, tanıştırayım sizi Şipşak. Yunus baba, Cennet Mahallesi'nin en iyi klarnetçisidir. Öyleyimdir. Parayı peşin almanız mümkün mü acaba? Cennet Mahallemizin ana kraliçesi Udi Pembe. Memnun oldum. Ne zaman haftalığa zam alacağız inşallah? Orkestramızın kralı. Solistimiz Ferhat. Çok memnun oldum da. Ama ne zaman alacağız inşallah? Orkestramızın gülleri Sultan ve Fatoş. Memnun olduk. Aleti'yi o parası da verecek misiniz? Orkestramızın... Aman Rıza. Gözünü seveyim yeter. Çıkar şunlar dışarı. Adamlar ayaküstü soyacaklar beni. Tamam abi. Çıkar çıkar, çalmaya başlasınlar. Tamam abi. Of. Çatlak bunlar be. Thank you.
olmasın aziz, gözlerimden gözlerim ayrılmasın aziz. Yalvarırım geldim, çok mesudum ben seninle. Ah azize, ah azize, yalvarırım gel gitme. Ah azize, ah azize, beni terk etme. Naber, nasıl gidiyor? Bahçe marşını çalar mısınız? Tabii çalarız. Biz Asla Fenerliyiz. Kessen sarı lacivert takar kanımız. Hadi. Kalpleri fetheden renkler. Yaşa Fenerbahçe. Türk'ü kalbi senle atar. Yaşa Fenerbahçe. Öküz. Ulan bizim aile Fenerli değil ki, cimbomludur lan. Biz niye çaldık Fenerbahçe'nin pala belanı birbesini? Aksın be abla, bence de çalmayalım. Galatasaray camiasına ayıp olur. Hadi ulan, bana da çaldırdın ulan bunu. Pembe bayağı. Müşteri ister be. Müşteri veli nimetimizdir. O ne isterse çalarız be. Yaşa Fenerbahçe. Çalacağım. Çalacağım da. Hayırlısıyla ben onu senin kafanda çalacağım ulan. Ne oluyor ya? Kavga mı ediyorlar burada? Ulan kavga edecek başka neden bulamadınız da bu defa da fanatizmden mi geldiniz lan karşıma? Alçak holiganlar. Şikayetçiyim komiserim. Pembe gacısı uduyla kafama solo taksim geçerek yardı kafamı. Hanım, ne istiyorsun sen bu adamdan ya? Niye kırdın adamın kafasını? Komiserim, kesten kanım sarı lacivert akar dedi. Ben de merak ettim. Hakikaten öyle mi akar diye kestim, baktım ki bildiğimiz pekmez akar. Cimbomumuza laf ettiler komiserim. Şikayetçiyiz bunlardan be. Asıl biz şikayetçiyiz komiser amca. Fenerimizden dalga geçtiler. Sus lan, gündüz feneri. Susun, susun. Bir kere daha takım lafı ederseniz atarım hepinizi nezarete. Önemli olan hangi takımı tuttuğunuz değil, önemli olan sporun güzelliğidir. Komiserime aynen katılırım. Komiserimin de dediği gibi en büyük Fenerbahçe'dir. Hey aslan baba. Ben böyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Ulan delirtecek misiniz lan beni? Salih, at bunların hepsini dışarı. Emredersiniz komiserim. Hadi. Komiserim, bir şey soracağım. Ben renk körüyüm de. Şu sizin şapkanızın rengi sarı mı? Ne sarısı be adam? Lacivert, lacivert. Dalga geçersiniz siz benimle. Sarı, sarı. Lacivert. Sarı. Lacivert. Sarı. Lacivert. En büyük. Fener. Allah sizi nasıl isterse öyle yapsın be. Canıma kastınız mı var lan? Hadi, hadi. Allah sizi kahretsin. Yeniden tas yorumu çıkardılar. Salih, koş oğlum. Komiserim. Tas yorum aletimi getir. Emredersiniz komiserim. Ay sorma
kafa sahip ol ama biz bu akşam ne alt ettik? Ne alt edeceğiz hala? Daha ilk gecesinde meyhaneyi arabaya çevirdik. Demedi demeyin ha. Bu herif kesin kovar bizi ha. Kovmakta kalsayı, kırılan eşyaların hesabı da bize ödetir. Bir şey diyeyim mi? Kızmayın ama biz eşeğiz, hayatta da adam olmayız. Menekşe haklı valla. Sen aşıktan sürün, bir tane adam gibi iş bul, ondan sonra ilk gecede kovul. Olacak iş mi be? Hayrola? Ne oldu Rıza? Beyler, kovuldunuz. Al işte, ben demedim mi kovulacağız diye. Şaka yaptım şaka. Patron bayıldı size şipşak. Ne dersin Rıza? Sarhoş falan mısın yoksa? Yok valla. Siz kavgaya tutuştunuz ya. Seyirci de gaza gelip tezahüratla başladı ya. Tahmin edin ne oldu? Ne oldu lan Rıza? Patron bütün bu kavgayı şov sandı. Ne yani, tezgahlanmış bir oyun mu sandı bunu? Aynen. Her gece bu şovu yapsınlar, seyirci bayılıyor dedi. Ne dersin be? Allah yırttık ulan bir. Yaşadık be. Vururum ha. Ulan yine dört dayak üstüne düştük ya. Bir dakika. Yani biz bu şovu her gece tekrar edersek pembe gacısı her gece benim kafamı mı yaracak? Aynen. Olmaz, hayatta olmaz. Ben bu kafayı sokaktan buldum, olmaz. Muharrem, çek bir çay demli olsun. Kadir abi, hoş geldin Kadir abi. Hoş bulduk. Kadir abi, müjdemi isterim ha. Senin o iş var ya, o iş oldu o iş. Yemin et. Ölünü göreyim ki. Kızın babasıyla konuştum. Dedim ki deli Kadirler akşama size hayırlı bir iş için gelecek. O ne dedi? Ne der be? Ne der be? Buyursunlar gelsinler dedi. Allah yaşa be Muharrem be. Yunus'a kalsa o bana gacı bulamayacaktı. Hayırlısıyla artık kucağımıza bir torun verirsin ha. Bir torun ne demek? Seni imalata geçeceğim be. Allah. İmalatçı deli Kadir ha. Tansiyonun çok yükselmiş. Sana kaç sefer dedim bir daha sinirlenmeyeceksin. Bana deme. Bana deme. Git o şoförlere de. Onlar sinirlendiriyorlar beni ya. Asabiyet yok. Kim ne yaparsa yapsın sinirlenmeyeceksin. Bak benim gibi sakin ol. Benim şoförleri senin hastaneye göndereyim de gör bakalım benim gibi asabi oluyor musun olmuyor musun? Adamlar canavar ya. İlaç tedavisi yetersiz kalıyor. Psikolog bir arkadaşım var. Onu devreye sokmakta yarar var. Ben öyle psikoloğa gitmem arkadaş. Teşkilatta adımı deliye mi çıkaracaksın ya? Tamam sen gitme, o ayağına gelir. Konuşurum ben arkadaşımla. Olmaz! Deli doktor olmaz! Farkında değilsin galiba. Durum çok ciddi. Tansiyonun aşırı yüksek. Hayati bir durum var. Yok ya. İyi peki. Ne yapalım? Abi güzel kızım. Sen o Ferhat'ı unut be kızım. Bundan sana hayır gelmez kız. Bulalım sana zilgi bir koca. Sen de rahat edersin be kızım be. Sabah sabah başlamayın de zaten eğilirip tepemde bak Feri alacak sonra ya. Tamam be kızım, kızma Emen Bey. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ne oldu be dede? Neye sevinirsin? Evlenirim be sultan. Ne evliliği be babacığım be? Abi Muharrem benim evliliğim için kızım babasıyla konuşmuştur. Buyursunlar bu akşam istemeye gelsinler demiş. Tübe tübe. Başımıza bu da mı gelecekti be baba? Demek akşam dede be kız istemeye gideceğiz he. Hiç güleceğim yoktu. Onu sen o işi baba. Hayatta olmaz. Abi ne dersin sen kerkenez? Hayatta hakkımı helal etmem sana. Hadi hadi. Ne yapalım artık bakacağız. Ah be baba be. Ah be baba be. Buyur. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun babam. Babaannene yemeğini verdin mi? Yapıyorum. Onun yemeğine tuz koyma. Zaten tansiyonu üskek. Koymuyorum merak etme. Sağ ol. Of of. Neden ofladın baba? Sana üzülürüm be kızım. Neden? Ne varmış üzülecek? İster miyim sanıyorsun dansözlük yapıp sarhoş eğlendirmeni? Neden? Hırsızlık yapmıyorum. Davusuzluk yapmıyorum. Oryantal oy diyorum. Kimse de yan gözle bakamıyor. Çünkü yanımda sen varsın, abim var. Gene de evlenmeni isterim. Mesut bir yuva kurmanı göreyim, gözüm açık gitmez o zaman. Evlendir o zaman. Biri çıksa evlendireceğim. Var ya. Düşman ailenin oğlu. Olmaz. Ama iyi çocuk baba. İyi çocuk, o doğru. O aileden nasıl çıkmış anlayamıyorum be. Pembe abla da sana vurgundur, bilirsin. Babaannenin yemeğini ver hadi. Tamam. Fatoş. Efendim.
Seni seviyorum kızım. Ben de seni baba. Kız yürü. Aç çabuk. Abi nasıl oldum? Şugar oldu mu be? Aman aman çok iyi olmuş. Kız lokumu aldın aldım mı? Aldım ana aldım aldım. Zelim hazır mısın ulan? Abla geldim geldim hadi. Hadi yürüyün. Ah be baba be. Şu yaştan sonra başımıza ettiğin işe bak sen be. Yakıştı mı senin yaşına? Ne varmış yaşında be? Bak orada da böyle konuşursan bozuşuruz vallahi. Hadi yürüyün hadi hadi. Hadi git. Temiz olana benzer be. Daha nasılsınız abi? Çok şükür siz nasılsınız? İyiyiz iyiyiz. Siz daha nasılsınız bey baba? Allah şükür olsun be ya biz iyiyiz. Siz daha nasılsınız? Abi ana. Hı. Lafa giresi yoksa ben burada bayılır bir şimdi. sebebi ziyaretimizin bellidir. Allah'ın emri peygamberi kavliyle kızınızı istemeye geldik abi. Abi ne desek be ya kısmetse olur yani. Kısmet kısmet. Oluruz ne işle meşgul olur. Şey işle meşguldür. Müzik aletleri tabir eder abi. Kazancı iyidir. Sipaliler tıkır. İyi iyi. İçkisi sigarası yoktur inşallah. Abi güldürmeyin beni be. Bu yaştan sonra ne içkisi ne sigarası. Allah Allah yaşında ne var ki gebe genç adam. Teşekkür ederim bey baba. Maldan anlıyorsunuz. Abi ana bunlar dedeme genç dediklerine göre kızı elden çıkarmak isterler. Maşallah Talya gibi oğlan. Bizim kız bundan iyisini mi bulacak verelim gitsin. Hani erkek tarafıyız diye söylemiyorum. Bizimkisi abi çok dürüsttür. Merttir. Sonra eli açıktır. Bu yaşına rağmen hala çalışır. Nesi var yaşının? Vallahi oğlanı gözümüz tuttu bizim ya. Verdik oğlunuza kızı. Hadi oğlum öp babanın elini. Öpeyim be anacığım. Ver baba öpeyim elini. Merak etme kızına gözüm gibi bakarım damadın olarak. Nedir bu ya? Anne ne der bu ya? Tövbe yarabbi ya. Kızımı siz oğlunuza istemediniz mi be? Yok. Biz babamı istedik be. Ay siz yanlış şey ettiniz. Ana her bir şey karıştı. Kızı verdiniz bir kere aldık. Bizde iade yoktur vallahi. Babam haklıdır. Abi siz benimle dalga mı geçersiniz? Ben bu moruğa kızımı filan vermem. Bana bak moruk senin baban mı lan? Az önce atma. Az önce geç adam değil. Sana gözünü sıkıntı. Kendinizi bir hadi bir. Saksınçlar ünlü tenor Pavarotti konser vermek için ülkemize geldi. Sayın Pavarotti, Türkiye'ye yeniden gelmek nasıl bir duygu? Çok güzel. Türkiye çok güzel. Çok seviyorum Türkiye'yi. Bir zamanlar Ankara Devlet Operası'nda çalışırken işten atılmıştınız. Şimdi bir dünya starı olarak dönüyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Öyle mi? Atılmışım. Hiç hatırlamıyor ben. Türk hayranlarınıza bir mesajınız olacak mı? Kız, şu Ferhat'ın yaptıklarını hala aklım almaz ha. Kız, meyhanede gördün değil mi kız? Karının tekiyle peçetenin üstüne bir şeyler yazıp figürdeşirdi. Ana belki gacı peçeteye istediği şarkıyı yazdırmıştır be. Sen hakikaten saftiriksin be kızım. Gacı telefon numarasına yazardı üstüne besbelli. Buluşup buluşacaktı onunla. Ana ne dersin sen? Abi ne diyeceğim kız? Elif'in kırdığı cevizler beni aştı. Ayla'yı unuttun mu? Unutur muyum hiç? Babasıyla birlikte gazetede zengin kara ararlardı be. Onu da mı unuttun? Unutur muyum hiç? Alacağın olsun Ferhat. Neyse ben çiçeğe çıkarım. Hadi ev sana emanet. Toparla etrafı al. Hadi. Kalk kız. Yeter edin. Kalk sofrayı topla. Hadi. Bak filmi çakarım ha. Tut ulan şunu. Takayım yakama bir karanfil.
Yanlışım varsa düzelt ama karanfil roman özetidir be abla. Ulan ahırsız. Sana kaç kere dokunma karanfillerime demedim mi ulan? Hadi yürü. Hop hop Rüstem dur bakalım. Allah Allah. Bana mı dedin dur diye? Abi sende başka Rüstem mi var bir? Taş arabası. Yok, sen benimle pek konuşmazdın da. Çekil lan sen de şöyle. Ondan şaşırdım yani. Yere bakayım ablana. Aman. Sür ulan, kahvenin önünden geçeceğiz. Evret, hemen güzelim. Abi, ay bey oturmayasın be Ferhat, içesin bir çay. Hem yeni yapılan araştırmalara göre çay aşk acısına birebir gelirmişe. Abi Rıza buralarda mıdır? Bir şey soracaktım da. Sultan, senin ne işin var bu a**ında? Ne yaparsın sen? Abi ben yanlış anlarsın be Ferhat. Rüstem değildir. Benim ilkokul arkadaşımdır. Ne ilkokulu? Ayla'nın gittiği ilkokul. Ayla nasıl senin ilkokul arkadaşınsa Rüstem de benim ilkokul arkadaşımdır. Sultan ayıp edersin ha. Benim ayıp ederim be. Daha dün gece meyhanedeki karıdan telefon numarasını aldı be. Evde gözümü de dedi. Ne karısı? Ne telefonu? Ne dersin Şahin? Hadi be. Bir bezmiş ayakları yazma bir de. Sür arabamızı Rüstem'i. Emret güzelim. Görüşürüz. Ulan Sultan! Ulan Sultan! Ulan Sultan! Delirtecek misin beni be? Oh olsun Ferhat. Kıskançlıktan çatla da patla. Gör benim neler çektiğimi. İstersen şöyle bir aşıklar kahvesine falan da gidelim güzelim. Hüs! Çek bakayım peçelerini. Sırnaşma. Yüz verdik. Geldim içte alıyor. Dur lan, ineceğim ben burada. Hayda, ne oldu birdenbire ya? Hadi ikile şimdi, yalla. Manyak mı lan bu peçe? Az önce nasıl davranırdı, şimdi nasıl davranırdı? Hasta etti beni be. Prima, prima, mamma mia. Konserden önce sizi güzel, lüks bir mekana eğlenmeye götürmek istiyoruz. Ne dersiniz? No, no, no. Lüks kulüp istemem. Otantik müzik isterim. Musica, musica, otantika. Otantik müzik. Peki. Bir dakika, bu kim ya? Pavarotti. Kendisi dünya ünlü bir şarkıcıdır. Ne? Şimşek'e bir Pavarotti abi. En büyük hayranınızım abi. Saygılar abi, konser monser için olursa ayarlarım abi Şimşek. Saygılar abiciğim. Saygılar. Bu sakallı balina niye muzika muzika deyip duruyor bizi? Siyah mı acaba? Gazeteciler fotoğrafını çektiğine göre büyük baş bir parodur belli ki ulan. Bu kadar yeter, bu kadar yeter. Yeter bu kadar olsun. Elif bende bile şişmandır abi. Sen 2 kilo versen balık gibi olacaksın. Ya yapma abi be, başlamayın. Yeter, istemiyor artık ben foto, istemiyor. Üfle, üfle, mum söndü. Üfle, üfle, mum söndü. Aman başım, aman başım. Ay başım. Pavarotti!
Selamun aleyküm abiler. Selamlar abi. Saygılar abicim. Ne oldu? Ne çektin sen? Ne yaptın? Muharrem abi. He. Evlilik için hangi belgeleri almak lazımdı abi? Hayırdır Rüstem? Sonunda Nuri ile evlenmeye bir karar verdiniz. Olmuyor ama Muharrem abi. Olur olur. Nikahta keramet vardır derler. Burçlarınız da uyumlu sizin ha. Ben Sultan'la evlenmek için derim ben. Bugün gördünüz değil mi? Kahvenin önündeyken nasıl yazılıyordu o hatun bana? İyi ama abi minibüste inerken de çek pençeni lan ayı dedi. Hiçbir şey anlamadım ben abi. Ya Nuri. Kalk arabayı yıkayacağız. Hadi bakayım kolay gelsin. Yürü. Aşık oldum sizin müziğe. Bravo, bravo, bravo. Şimdi siz İtalyanca bilmediğiniz için anlamazsınız tabii. Şimdi ben size Türkçe tercümesini yapayım. Yani herifler ki aşık oldum müziğinize. Ne güzel çalarsınız be. Güzel. Allah'ın ay yaşı. Farkında değilsin herhalde. Herif zaten Türkçe söyler onları. Türkçe de mi bilin bu Pavarotti balinası be? Tabii. Zamanında Ankara'da çalıştığı için çok az Türkçe biliyor. Tenor. Benim gibi yani. Tenor ne lan iyi bir şey mi? Tenor ne lan iyi bir şey mi? Ben ne bileyim? Anlamam ya. Göbek atarım. Zilleri takar göbek atarım. Göcemi de sarılıp yatırınca. Ana toplağına paraları topla. Topla ona topla. Günde para yağdı. Göcemi de sarılıp yatırınca. Figaro. 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 Gazeteciler geldi Sayın Pavarotti. Soru sormak istiyorlar. Oh mamma mia. No paparazzi. Ah gazeteci istemiyorum. Ah bugün hiç havamda değilim. Dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı. Ama gazeteciler. Sen oyala onları. Ben gidecek. Biz de gelelim sizinle. Hayır, ben arkadaşlar, tek başıma gideceğim. Arkadaşlar, açıklamayı ben yapacağım. Lütfen beni izleyin. Arkadaşlar, Pavarotti odasında biraz istirahate çekildi. Üzgünüm, sorularınızı daha sonra soracaksınız. Abi promosyona gel be promosyona. Bir dizi çiçek alana bedava el falı bakılır. Sen ne bilirsin fal bakmayı be yalancı gacı. Utanmaz mısın milleti kandırmayı be? Seni kısmet ana çok bilir sanki değil mi kokos? Hani uydurur uydurur böyle ipe dizer ha. Ver ulan şu elini gel. Aman al bakalım ne sallayacaksın. Abi görürüm bir oynak balina. Çok güzel bir şey görürüm. Ne görürsün be? Söylesene be. Abi böyle o güzel boynunun etrafını sarar. Ay mücevher mi? Yoksa gerdanlık mı be? Ne mücevher ne gerdanlıktır. Ne? Benim ellerimi görürüm. Seni ne? Bu bak için sarar boynunu ha. Stop stop. Dur. Stop. Musika! Musika! Pavarotti giydi kız. Ay bırak be! Ay sen de ararsın burada be. Sizin musika isterim. Nefis musika. Arkadaşlar nerede? Ay bizim evde. Ay da gel götürelim seni bizim eve. Haydi yapalım müziğin Allah'ını be. Müziğin Allah'ını? Aynen ondan abim. Baba, söyle oğlum. Ben bu akşam çalışmayacağım baba. İç keyfim yok. Allah Allah. Niye bu oğlum?
Boş ver be baba, tadım yok. Haydi. Bu oğlanın ağlı hiç iyi değil be delikanlı. Sultan'la kavgalılar ya, dünyaya küstü. Ben sultanla bunların arasını yaparım ama bir şartım var. Dur tahmin edeyim. Bir karı istersin sen. Aa, abi nereden bileyim ben? Musika, musika! Ben sana aşağıda musikayı göstereceğim Pavarotti abi. Abi koş, Pavarotti'ye bizi götürelim. Müzik dinleyecekmiş bak. Bu herifi bize Allah mı gönderdi? Havoş, havoşum. Gel. Abi. Bunlar ne yapar böyle ya? Bu sakallı tombalak. Abi bize Nereye gitti bu Pavarotti? Yalnız da çıktı. İnşallah başına bir şey gelmez. Keşke biz de gitseydik yanında Tülin Hanım. Ama biz ne yapalım? Tutturdu illa tek başıma gideceğim diye. Hata ettik. Yalnız bırakmayacaktık. İstanbul'u bilmiyor etmiyor adam. Şimdi kim bilir nerededir? Nefis, bravo. Gözünüzü Elif'ten ayırmayın. Elini cebindeki dolarlara atar atmaz koşturacağız, tamam mı? Tamam abi. Pembe gacısına para kaptırmayın. Ulan Patoş'a bakacağına Panoritte'ye baksana ulan. Elif paraları çıkarır çıkarmaz koşacağız ha. Yunuslara kaptırmak yok, uyarım ulan. Tamam be abla, ne kızarsın? Aşkımızı bozuk para gibi harcadım be. Alırım siparişleri, söyle sen. Un tane uzun makarna mı? Hadi hayırdır, savaş mı çıkacak? Ne yapacaksın o kadar makarnayı? Ayıptır söylemesi. Akşama misafirimiz var da. Ay Elif makarnadan başka bir yemez. İki ketçap, bir mayonez. 10 tane de kaliteli şarap. Abi bu mahallede kaliteli şarap olur mu hiç? Dalga mı geçersin? Ha, köpek öldüren vardı. Yollayayım ondan misafirine. Ha, kız Menekşe. Sen bunları borç mu alırsın? Ay yok be, peşin alacağım. Üstelik dolarla da ödeyeceğim. Ay vallahi ne uyduracağım be. Aa, gelince görürsün yeşil yeşil. İyi, tamam. Yollarım birazdan siparişleri çocuklarla. Abi bu ne biçim misafirdi? Un paket makarna yer. Şuradan bir duman versene be Saliha İnce'den. Parası? Veririz bir ara, kaçmıyoruz ya. Müslüm. Millet artık dolarla alışveriş yapar. Sen hala Türk parasına bile geçemedin be. Ne olacak senin bu halin? Kim yaparmış dolarla alışveriş? Abi Menekşe. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Komiserim, doktorunuz geldi. Ne doktoru? Deli doktoru. Gelecekti ya sizi kontrole. Deli doktoru deme şuna. Ben deli miyim? Estağfurullah komiserim, değilsiniz. Ha. Ulan değilsem
Niye doktoruma deli doktor diyorsun? Ha? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Tamam istemiyorum hadi. Tamam istemiyorum gitsin. Tamam tamam. Demek istemiyorsunuz. Allah Allah. Doktor istenmez mi be? İstiyorum tabii. Hem de çok istiyorum. Doktor arkadaşım söyledi. Psikoloji biliminin sizi iyileştireceğine pek inanmıyormuşsunuz galiba. İnanmaz mıyım hiç? Benim derdimin dermanı psikolojidir. Doktor arkadaşım asabiyet probleminiz olduğunu söyledi. Önce bir analiz edeceğim sizi. Edin, edin beni. Analiz edin beni. Yani şimdi siz Pavarotti'nin kaçırıldığını mı düşünüyorsunuz? Bundan emin değiliz tabii. Ama başına bir iş gelmesinden korkuyoruz. Saat kaç oldu, ortalıkta yok adam. Yanında cep telefonu falan yok mu bu adamın? Telefon taşımaz ki yanında. Merak etmeyin hanımefendi. Tüm ekiplerimizi seferber edip bulacağız bu adamı. Eşekim. Bravo. Spagetti nefis. Koy koy koy. Neyi var be Sultan Durgus'un? Ferhat'ı düşünürüm be Fatoş. Niye gelmedi hala? Ne yapsın? İçi ya da abimin. Dertlidir. Ben bir şarkı söylemek istiyorum. Tabii canım buyur. Ay. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu ne be? Duyur dedik, duyur demedik. Abi niye bağırır bu böyle be diye? Basuru varmış nene, ondan bağırır. Vah vah belli. Çok canı yanar adamcağızın. Aman alkışlayın da kısa kessin ulan. Maşallah maşallah. Bu herif bizim piyasada olsa acıdan ölür be. Ay bir de dünyaca ünlüyüm diye kaldırır bizi şopar. Herif boğazlam ama kulağımın ayarını bozdu. Bir roman havası çalalım da kulağımızın ayarını düzeltelim. Bu Pavarotti'yi en son sen görmüşsün galiba. Doğrudur komiserim. Anlat bakalım. Vallahi komiserim ne anlatayım? Taksiye bindi gitti. Hepsi bu kadar mı yani? Bu kadar vallahi komiserim. Tek miydi? Yanında kimse yoktu değil mi? Tekti komiserim. Başka da bir şey görmedim. İyi tamam. İfadeni imzaladıktan sonra gidebilirsin. Bağışın komiserim. Merak etmeyin. Birkaç seans sonra asabiyet probleminizi aşacağız. Siz yanımdayken hiçbir şeyi merak etmem ben. Siz de seans sırasında dışarıda bekleyin isterseniz. Şimdi iyice gevşeyin. Gevşeyin, gevşeyin. Rahatlayın, relax. Oh be, dünya varmış. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı tamamen unutun. Güzel şeyler düşünün. Mesela bir orman düşünün. Büyük, geniş bir orman. Düşünüyorum. Çeşit çeşit ağaçlar, cıvıldaşan kuşlar, binbir renkli çiçekler. Ne görüyorsunuz şimdi anlatın bana. Arazi mafyasını görüyorum. Ormana gelmişler. Ormanı yakan badiler. Polis! Gel anne gel gel. Fatoş, bu barosuzluk kaldı. Buna pijama mijama bir şeyler ayarlayın da geçip benim yatağımda uyusun garibi. Tamam be baba. Buna göre pijamayı da nereden bulacaksak artık. Maalesef sizde mesleki deformasyon var beyefendi. O ne? Yani bir tür meslek hastalığı. En güzel şeyi düşünürken bile içinde bir suç arıyorsunuz. Bu da doğal olarak sizi sinirli yapıyor. Yok ya. Uzanın yine. Uzanıyorum. Şimdi uçsuz bucaksız bir deniz düşünün. Masmavi. Üzerinde martılar uçuşuyor. Ne görüyorsunuz? İnsan tacirlerini görüyorum. Vay! Ege kıyılarından İtalya'ya,
Kuzey Iraklı göçmenleri kaçırıyorlar ya. Ya küçücük bir teknede 50 kişi. İnanmıyorum. Sizin durumunuz çok vahim beyefendi. Bu meslek sinirlerinizi mahvetmiş. Meslek değil hanımefendi. O şoparlar mahvetti beni. Onların yüzünden sinir sahibi oldum. Size bir ilaç yazacağım. Bir de yanınızda daima su bulundurun. Sinirlendiğinizde su sakinleştirir. O şoparlar kavga edip durdukça okyanusun tamamını içsem kafi gelmez hanımefendi. Bu ne be? Menekşenin geceliğini niye giydirdiniz adama? Aman ne yapalım be abi ya? Ya bu balira ya. Başka hiçbir pijama olmaz ki. Biz de mecburen Berekşehir geceliğini giydirdik. Bir tek onu bedeni uyar. Allah müttakınızı vermesin be. Koskoca adamı ne hallere düşürdünüz. Rahmetli alama benziyor be. Allah cezası. Be bunu böyle gördüm ya. Yarın sabah diyete başlarım evvelallah. Haydi haydi yürü yürü. Bu oğlan nerede kaldı ya? Hadi biz de gidelim evcazımıza be abla. Uykum geldi. Ulan zaftirik Selim. Nereye gidersin ulan? Biz eve gidelim. Elif'in tüm dolarcıklarını da Yunuslar alsınlar değil mi? Hiçbir yere gidemeyiz. Sabaha kadar buradayız. Kız ne oldu sana be anam? Niye böyle daldın gittin be? Ferhat'ı düşünürüm be anam. Ferhat'ı kıskandırayım derken çok üzdüm galiba. Baksana gece oldu, yok hala ortalıkta. Yok kız, az bile yaptın uzak paraya. Beter olsun kız. Uyuma ulan. Ay sanırsa ruh teslim eder, öküz. Sipahliler gidecek ulan, uyuma ulan. Adın Bata inşallah, Allah belanı vermesin emin. Aa. Serkan Tuğçe'yi seviyor. Serkan Tuğçe'yi seviyor ama Sultan Ferhat'ı sevmiyor kardeşim. Olmadı ki şimdi bu çift aslanlar. Maalesef hanımefendi. Yar yarıldı da içine girdi sanki kavurum. Ne gören olmuş ne duyan. Ne yapacağız şimdi? Ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Kaybolduysa kendisinin, kaçırıldıysa fidyeciler. Her şey mahvoldu. Daha fenası. Gazeteciler Pavarotti'nin kaçırıldığını öğrenmişler. Olamaz. Oldu bile. Dışarısı gazeteci kaynı. Bir basın açıklaması yapsanız iyi olur. Artık daha fazla saklayamayız bu haberi. Ya bu Pavarotti çok fena olurlar be Fatoş. Ağzına yattık falan tıka, susturucu tak. Yunus abi bir çoraplarından birini koklat Fatoş. Kokuya dayanamaz, bayılır ağzına valla. Terbiyesiz, gazlı. Allah Allah, hayırdır bu saatte? Alo buyurun. Ne? Ferhat hastaneye mi kaldırıldı? Ferhat abim değil, baba ne oldu? Bir şey olmamıştır inşallah. Hangi hastane? Tamam geliyoruz hemen. Ne olmuş ulan, bir şey mi olmuştur Ferhat'a? Ferhat'a bir şey mi olmuş? Kaza geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Ay hep senin yüzünden be ana. Hep senin. Sus be. Bırakmadın Barış'ı. Fitne soktun aramıza. Daha fazla dayanamadı çocuk. Lan belki de candan kıydı lan. Ağlamayın. Olmaz benim oğluma bir şeycikler. Hiçbir şeycikler olmaz. Olmaz. Benim oğlum. Aslan oğlum. Yürü. Haydi. Hadi yürü. Açıklama yapacak mısınız? Evet yapacağım. Sevgili basın mensubu arkadaşlar. Arkadaşlar, ünlü şarkıcı Pavarotti maalesef kaçırıldı. Kim kaçırmış olabilir? İşin içinde terör örgütlerinin parmağı var mı sizce? Fidyeciler sizinle temas ediyor. Arkadaşlar, henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Öğrendiğimiz her şeyi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bildiğimiz bu kadar. Peki şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu? Kim kaçırmış olabilir? Dua edin ki araba çok hafif çarpmış. Hiçbir şeyiniz yok. Yalnız ayağınızın üzerine yine de bir müddet fazla basmayın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun.
Üf, haydi, Allah'ım. Haydi biraz çabuk haydi. Köpekler gibi pişmanım ulan. Yani ulan bizim yüzümüzde ne hallere düştü. Allah'ım inşallah bir şeyler olmaz. Allah'ım sana söz veriyorum evlendireceğim sultanla beraber. Yeter ki oğlara bir şeycikler olmasın. Oğlum canım benim. Vah 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 ne hallere gelmiş benim Ferhat. Ferhat ne olur gözlerini aç Ferhat. O yaptıklarımın hepsi numaraydı. Seni kıskandırmak için yaptım. Bir daha ölürüm de dizinin dibinden ayrılmam be Ferhat. Ben de bir daha Karaçalı gibi girmem aranıza ulan. Ulan bir iyileşsin. Kendi ellerimle aha bunları evlendireceğim. Bundan sonra bir deliğini iki etmeyeceğim Ferhat. Yeter ki gözlerini aç. Söz mü? Söz. Ah! Bak söz verdin ama. Alçak. Demek bana numara yaparsın ha? Allah'ım şükürler olsun. Asla yeğenim benim be. Yanım o be. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun be Ferhat. Sağ ol. Lan sen numara mı yaptın? Yunus'u ne oldu ne olacak? Allah cezacığını vermesine bizi bil. Bak Pembe abla söz verdin ama. İkimizi kendi ellerinle evlendireceksin ha. Ulan veririm ben sana bu kızı. Numaracı şupar. Ben numaracıya kız verir miyim ulan? Kalleş pembe gacısı. Senin sözünde durduğun ne zaman görülmüş ki? Korkudan yüreğim ağzıma geldi be Ferhat. Niye? Çok mu seversin beni? Çok. Ben de seni çok severim be sultan. İki tane haysiyetli çay çeksene bu araba abi. Ama bir sabredin be. Daha su kaynamadı oğlum. Sayın seyirciler, ülkemize bir konser vermek için gelen ünlü tenor Pavarotti kaçırıldı. Vay vay be. Artık ülkeye sanatçı da gelmeyecek bunların yüzünden be. Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda olay hakkında... Ulan bu sakallı tombalağı nerede gördüm ben? Ve ipuçlarının bittin oğlum sen bittin. Abi Pavarotti, sizin oralarda güzel İtalyan karıları vardır. Ayarlasana bir tane bana be. Kari? Kari kari, Sofia Loren gibi. Herif kudurmuş, resmen kudurmuş. Oo, Pavoş, kahvaltı da hazırmış. Afiyet olsun Pavoş. Abi afiyet olsun. Elifçi oğlu bir gece Cennet Mahallesi'nde kaldı. Maşallah, Rumanca konuşmaya başladın. Ama sıkı tut ustanımı. Bu meyhanedeki meşhur şarkıcı Pavarotti değil mi be? Ne arar burada? Dün bütün gün misafirimizdi be Ferhat. Aşık olmuştur bizim müziğimize be. Elif musika der başka bir şey demez. Abi siz sabah sabah nereye gittiniz? Nereden gelirsiniz böyle? Üç kağıtçını tekini ziyarete gittik hep birlikte kısmet ana. Abi sana şahane bir İtalyanca şarkı besteledim. Musika, musika. Oh mamma mia. İtalyanca musika. Oku bakayım ulan besteni. Al Pacino'm, bal Pacino'm, yanakları gül Pacino'm. Uyan uyan, morning oldu, namazını kıl Pacino'm. Salak! Nasıl olmuş? Valla belanı versin. Bu mu lan yaptığın beste? Hadi ulan oradan şomba. Bayatlamış türküyü yutturmaya çalışıyor bize. Siz ne anlarsınız be? Emin misin Rüstem? Eminim komiserim. Pavarotti denilen o herifi gözlerimle gördüm derim. Herifi kollarından tutmuş zorla eve çekerlerdi. Nuri de şahit komiserim. Doğru mu Nuri? Doğru komiserim, ben de gördüm. Hem dün Salihan'ın dükkanından bir sürü makarna, şarap falan da aldılar. Demek ki Pavarotti için almışlar. Amirim. Ulan bunlar manyak mı ya? Niye kaçırmışlar Pavarotti'yi? Bilemem komiserim. Bildiğim tek şey elebaşları Ferhat'tır. Salih, bütün arkadaşlara haber ver, operasyona çıkıyoruz. Baş üstüne amirim. Şahane, bu son bir haftada anladım ki sen olmayınca benim hayatımın da bir kıymeti harbiyesi yoktur be. Öyle mi? O kadar çok mu seversin beni hakikaten be Ferhat? Çok çok severim be Şahane. Çok da kıskanırım. Yoo, bak orada dur. O konuda benim elime su bile dökemezsin. Bir daha yapmayalım böyle be Ferhat. Kırmayalım birbirimizi. Kırmayalım Şahane'm. Dur be, ne yaparsın? Bir gören olacak. Kim görecek be Şahane? Hemen evi çevirin. Çabuk çabuk çabuk. Kuşu tutmayın.
Ne oldu be komiserim? Öpüşmek suç mu oldu yoksa? Alın bunları. Aa, ya ne ay, oluyor be? Yavaş hadi be. Hadi. Bir dakika, bir suçumuz ne söyleyin be. Açın kapıyı, hakkınızda ihbar var. Buyurun komiserim. Ne oldu komiserim? Ne vardır? Heh. İşte ihbar doğruymuş. Salih, hepsini gözaltına alın bunları. Doğru merkeze. Hadi. Başüstüne komiserim. Komiserim, bir saniye izah edeyim. Gerçi neyi izah edeceğimi bilmem ya. Pardon, ihbar neyle ilgiliydi? Karakolda izah edersiniz her şeyi. Hadi, hadi. İftira, iftira, iftira. Susun, susun, susun. Ulan adam sizin elden çıktı. Siz kaçırmadınız, ben kaçırdım. Siz mi kaçırdınız? Sorma sahip, niye kaçırdınız komiserim? Aranızda bir dava falan mı vardı? Ulan ben niye kaçırayım? Siz kaçırmadınız bu adamı. Siz kaçırmadınızsa kim kaçırdı? Eyvah eyvah, bana bak ulan, Elif keçileri kaçırdı. Biz bu kadar iri bir adamı nasıl kaçıralım komiserim? Akla mantığa sığar mı? Yerinden kıpırdamaz. Eşek ölüsü gibi maşallah. Musaf çarpsı kedi geldi evimize komiserim. Kendim geldim. Pavarotti, sen Türkçe biliyor musun? Acıcık bilir komiserim. Zamanında Ankara'da çalışmış. Sana mı sorduk be? Git şuradan be adam, git şuradan. Tamam. Görüşmek üzere. Nereye gidiyorsun lan? Gel lan sen buraya. Sen git demedin mi komiserim? Giderim ben de. Ulan vallahi delireceğim. 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 Ama delireceğim. Ne yapar bu bir adam delirdi ha? Gusül abdesti alır, boy abdesti. Komisero, komisero. Kimse kaçırmadı beni. Ben aşık olduğum onların müzika, dansa, kendim geldim. Bak, korkudan falan söylemiyorsun değil mi Pavarotti? Korkma, doğruyu söyle. Musaf çarpsın adam doğru söyler komiserim. Musaf çarpsın doğru söylerim. Komiser bey. Komiser yapacak arkadaşlarla ben. Komiser, prova yaptık komiser bey. Konser mi? Ne konseri? Pavarotti and Friends. Yani arkadaşları konseri, komiseri komiser bey. Tamam, gidebilirsiniz. Buyurun. Salih, Pavarotti'yi oteline götürün, bunları da dışarı at. Emredersiniz komiserim. Sağ olun komiserim. Hadi çıkın. Sen niye gidiyorsun be? Niye gideyim? Önce git dersin. Gidince de kızarsın nereye gidiyorsun diye. Gideyim mi? Git! Tamam o zaman kalırım. Defol! Defol! Komiserim, baştan söylesene şunu ya. Anladım dinden, konuşma sonra bana fırça atar. Şimdi söyle. Şimdi ben kalayım mı gideyim mi? Bu adam bana bayılıyor. Prosciutto turca per mangiare anche morire. Tutulan Elif. Gitti valla adam. Gitti lan. Bizim male aşağı ki male. Sizin male yukarı ki male. Bizim male kopucu male. Sizin male yapıştır male. Hadi gidelim karakola.
kaçtı tovala. O kartu kalama, maçtı kriva.